Merhaba sevgili yaylar, 8-15 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, geçtiğimiz hafta sizin burcunuzda güzel bir yeni ay doğdu. Sizin için yılın önemli zamanlarındayız. Bu haftada yine yay burcu yeni ayının etkilerini hayatınızda hissetmeye devam edebilirsiniz hafta içerisinde güzel e, sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz özellikle 10 Aralık'ta e, sizin burcunuzdaki Merkürle e, Koç burcundaki Uranüs arasında e, güzel bir üçgen açı oluşacak e, bu üçgen açı ile beraber özellikle duygusal hayatınız Aşk hayatınızla ilgili hızlı gelişmeler sürpriz gelişmeler yaşamanız mümkün bazı haberler alabilirsiniz e, bazı seyahat imkanları karşınıza çıkabilir e, gitmek istediğiniz bir yere e, aniden e, gitme fırsatı bulabilir Yakın çevrenizde daha fazla iletişiminiz artabileceği gibi sevdiklerinizle ilgili güzel sürpriz haberler de gelebilir. 10 Aralık hayatınızın biraz daha hareketli olabileceği bir gün olacak ve yeni ayın enerjilerini belki de yoğun olarak daha fazla hissedeceksiniz. Hafta başında Mars terazi burcuna geçiş yapıyor. 7 Aralık'ta Mars terazi burcuna geçti. Mars'ın terazi burcundaki seyri uzun bir süre devam edecek. 27 Temmuz 2014'e kadar bu süre içerisinde 1 Martla 20 Mayıs arasında da retro hareketli olacak. Mars'ın terazi burcundaki seyri özellikle sizin sosyal hayatınız, arkadaşlarla olan ilişkileriniz, grup faaliyetleriniz veya iş yaşamınızdaki bazı gelişmeler, gelecekle ilgili projelerinizle ilgili konularda daha fazla enerji harcamanıza neden olabilir. Zaman zaman buradaki Mars düşük pozisyonda olduğu için denge ve uyumu sağlamakta zorlanabileceğinizi, zaman zaman enerjinizi çok fazla harcamanız gerektiğini ve bazen geri dönüşler yapabileceğinizi önceki işlerle de uğraşabileceğinizi ifade ediyor. Arkadaşlarla olan ilişkilere biraz dikkat etmeniz gerekecek. Zaman zaman sizi yorabilecek bazı gelişmeler de söz konusu olabilir. Bu uzun vadeli bir durum. Uzunca bir süre Temmuz sonuna kadar Mars terazi burcundan sizi etkileyecek. Genel olarak yay burcuna etkisi çok olumsuz değil. Olumlu bir açıda olacak. Enerji olarak motivasyon olarak sizi destekleyen bir pozisyonda olacak. Hafta içerisinde hafta başında hızlı etkiler, güzel haberler, sürpriz gelişmeler var dedik. Hafta sonuna doğru hafta ortasında ve hafta sonunda da e, yengeç burcundaki. Jüpiter ile Akrep Burcu'ndaki Satürn arasında güzel bir etkileşim olacak. Üçgen açı oluşacak 13 Aralık'ta ee, sevgili yaylar. Sizin için e, özellikle e, bu maddi konularda, ortaklı gelirlerde e, bazı e, güzel gelişmeler yaşatabilir. Bir süredir yaptığınız, e, önceden yaptığınız bazı yatırımlarda, ee, geri dönüşler alabilirsiniz ya da uzun vadeli işlerinizde yeni anlaşmalar gündeme gelebilir bazı gizli fark etmediğiniz e, dostlarınızdan e, yardımlar alabilirsiniz maddi konularda kendimizi biraz daha güvende hissedebilirsiniz özellikle uzun vadeli istikrarlı işlerde e, başarı ve şans veren bir durumdur Jüpiter Satürn'ün üçgen açısı ee, Jüpiter sizin gezegeniniz olduğu için bu pozisyonunu rahatlıkla değerlendirebilirsiniz yeni girişimler başlangıçlar için yeni bir yatırım yapmak için e, veya banka ile ilgili işleriniz, kredi alımı gibi işler için yine bu üçgen açının etkisini e, olumlu olarak değerlendirebilirsiniz ayın e, hafta boyu yaptığı seyre baktığımızda hafta başında ay Pazar ve pazartesi günleri Balık burcunda seyredecek. Sizin için biraz daha eviniz, aileniz, ev ortamı öne çıkabilir. Evde daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Ee, salı günden itibaren Ay Koç burcuna geçiş yapacak. Biraz daha sosyalleşeceğiniz, dışarı çıkabileceğiniz, hareketlenebileceğiniz bir süreç. Ee, yakınlarınızla birlikte bazı sosyal organizasyonlara katılabilir. Eğlenceli faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Hafta sonuna doğru cuma ve cumartesi günü Ay Boğa burcunda ilerleyecek. Ee, yapmanız gereken işler sorumluluklar evinizde veya ofisinizde bekleyen işler biraz daha öne çıkabilir sağlığınızla da ilgili bazı kontrol, tedavi, check up gibi çalışmalar da yapabilirsiniz hafta sonuna doğru evet sevgili yaylar sizin için yılın güzel bir dönemi yay burcunun o güzel yeni ayının enerjisini bu haftada hem günlük işlerinizde hem özel ilişkilerinizde hissedebilirsiniz. Gökyüzündeki güzel enerjileri değerlendirmeye çalışın. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.